Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Siyasette hedef, vizyon koymak yetmez. Eylem ve icraat yoksa, beceri yoksa hedef, vizyon boş hayal olur. Vaat ettiği hedeflere ulaşamayan, millete taahhüdünü yerine getiremeyen siyasetçi dünyada ya özür dileyip koltuğu bırakır ya da bizde olduğu gibi bahane üretir, ipteki cambazı göstererek, şapkadan tavşan çıkararak milleti oyalamaya ve yanıltmaya kalkar. O zaman da vizyon olur illüzyon. Tıpkı bugün olduğu gibi. Sıradan sihirbaz illüzyonist eğlendirir. Ancak siyasetçinin illüzyonisti milletin zamanını, parasını, geleceğini, en kötüsü de hayallerini çalar. AK Parti Genel Başkanı millete yıllarca 2023 hedefleri dedi. Bunları 2011'de önce partisinin seçim beyannamesine koydu. Daha sonra devletin kalkınma planlarına yazdı. Yüce Meclis'e sundu. Resmi taahhüt haline getirdi. Meydanlarda, salonlarda sürekli bunları anlattı. Milletten bu hedeflere ulaşmak için yıllarca oy istedi. Oyları peşin peşin aldı, verdiği sözleri de milletin veresiye defterine yazdırdı. Bugün 2023 bütçesini konuşuyoruz. Hakikat zamanı geldi. 2023'e sadece 19 gün kaldı. İllüzyonistin ağzında hala varsa yoksa 2023 hedefleri. Sanırsınız millet veresiye defterine yazdığı alacaklarını 2023 yılında tahsil edecek. Şimdi bu milletin kürsüsünden soruyoruz. 2023 yılında gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almayı vaat ettiniz. 2023'e 3 haftadan az kaldı. Neredeyiz? Bırakın ilk 10'u, Türkiye ilk 20 ekonomi liginden düşme sınırında. Bu nasıl bir beceriksizliktir? Milletimize gelirine en az 2 trilyon dolar yapacağız dediniz. Peki ne oldu? Hadi diyelim dünyada salgın oldu. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Küresel arz zincirleri dağıldı. 2 trilyon dolar olmasın da 1 trilyon 900 milyar dolar olsun. Hadi 1,5 trilyon dolar olsun. Ama şu bugün tartıştığımız bütçede yazan gelir hedefi ne? 867 milyar dolar. Evet, 867 milyar dolar. İnsaf, millete taahhüt ettiğiniz gelirin yarısını bile veremediniz. Bu beceriksizliğin daniskasıdır. Bir de bunu görüp hedefi tutturduk demek, illüzyonun kralı değil de nedir? 2011'de şapkadan çıkan bir başka tavşan da fert başına geliri 2023'te 25 bin dolara yükseltme sözü. Bu söz millete verildiğinde Türkiye'de kişi başına gelir 11.289 dolardı. Şimdi önümüze gelen programda 2023'te kişi başına gelir olsa olsa 10.071 dolar olur yazıyor. Altında da şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan, 2011'de millete bu sözü veren AK Parti Genel Başkanı'nın imzası var. Milletin gelirini geçtik 25 bin doları, 12 yıl öncesinin bile altına düşüreceksiniz. Ondan sonra da böyle bir hükümetin bütçesini konuşacağız. Bu vizyonsuzluğun daniskasıdır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Dahası da var. Bundan 12 yıl önce 2023'te ihracatımızı 500 milyar dolara ulaştırma sözünü veren AK Parti Genel Başkanı, şimdi olsa olsa 265 milyar dolar olur yazan programa imzasını atmış. Yetmez, her ay çıkıyor ihracatta rekor kırdık diye de caka satıyor bakanıyla birlikte. Yine o dönemde işsizlik oranını %5'e indirmeyi taahhüt etmiş.
Ama şimdi işsizlik 2023'te %10,4 olur yazan belgeye imzasını atıyor. 2011'de AK Parti Genel Başkanı millete 2023 yılında enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirme sözünü verdi. Netice 2023'e bir ay kala TÜİK'in makyajlı enflasyon rakamlarıyla üretici enflasyonu %136, tüketici enflasyonu %84. Oysa AK Parti iş başına geldiğinde üretici enflasyonu %31, tüketici enflasyonu da %30'du. Kucağında bulduğu dünyada güven uyandırmış, enflasyonu hızla düşüren bir programı, bir program ve yanında hızla büyüyen bir ekonomide cabası. Bugün TÜİK'in her türlü ağır makyajına rağmen Türkiye üretici enflasyonunda dünya şampiyonu. Tüketici enflasyonunda dünya altıncısı. Dünyada %50'nin üzerinde enflasyona sahip topu topu 8 ülke var. 8 ülke. Biri biziz. Bizim dışımızdakiler de Zimbabwe, Lübnan, Venezuela, Sudan, Arjantin, Sri Lanka ve İran. Millete Avrupa Şampiyonlar Ligi hayalleri pazarlayanlar bugün ülkemize 3. Dünya Ligi'ni yaşatıyorlar. 38 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde en yüksek enerji enflasyonu bizde, en yüksek gıda enflasyonu bizde. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, bizde şahlanmaya devam ediyor. TÜİK'in makyajlı marketlerinde bile gıda enflasyonu %102,5. Bu bir rekor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 200 lira olan elektrik faturası şimdi 402 lira geliyor. Geçtiğimiz yıl 1000 lira olan doğalgaz faturası bugün 2634 lira geliyor. Saray enflasyonla, hayat pahalılığıyla milletin belini kırdı. Şimdi çıkmış enflasyonun boynunu kıracağız diyor. Şapkadan hayali tavşanlar çıkarıp onu bunu bırak, modelimize bak diyerek yeni illüzyonlarla göz boyamaya kalkıyor. 2021 sonunda beceriksizlikte çıtayı o kadar yükseğe koydular ki kendi beceriksizliklerini bugün artık aşamayacaklarını düşünüyorlar, enflasyonda baz etkisine sığınıyorlar. Buradan soruyorum, 2634 liralık doğalgaz faturası baz etkisiyle 1000 liraya düşecek mi? 402 liraya çıkan elektrik faturası baz etkisiyle yeniden 200 liraya inecek mi? Bütün bunlara rağmen 2023 hedeflerinin tamamını ıskalayan hükümetin başı çıkıyor. 12 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birileri kıt aklınca bizimle dalga geçmişti. Aradan geçen yıllar boyunca bu hedefleri hayata geçirerek bugünlere geldik diyebiliyor. Ama sonra kendi de iflası görüyor, hiçbir hedefi tutturamamış. Sizden son kez oy istiyorum demeyi de ihmal etmiyor. İşte illüzyonun kralı budur. Kim milletle dalga geçiyor? Aklı kıt olan kim? Bu illüzyona sihirbaz mandrake bile şapka çıkarır. Houdini bile kıskanır bu sihirbaz. 2023 için millete verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar şimdi hangi yüzde milletten oy isteyecekler? Yıllarca bu hedeflere ulaşmak için milletten yetki istediler. Milletimiz de her türlü yetkiyi verdi. Kaynak dediler, milletin tulumbasında tek damla su bırakmadılar. Son 20 yılda saray milletten 2 trilyon 513 milyar dolar vergi tahsil etti. İçeriden dışarıdan 131 milyar dolar borç aldı. Milletin atadan dededen kalan 63 milyar dolarlık malını, mülkünü sattı savdı. Kendinden önceki 57 hükümetin 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Toplam 2 trilyon 707 milyar dolar kaynağı yedi bitirdi ama 2023 için millete verdiği hiçbir sözü tutmadı. Altını çiziyorum.
hiçbir sözü tutmadı. Bırakın sözü tutmayı, yanına bile yanaşamadı. O zaman bu kürsüden millet adına şu soruyu soruyoruz. Nereye gitti bu paralar? Milletin alın teri, göz nuru kimlerin kursağına gitti? Ben birini söyleyeyim. Milletten toplanan 2 trilyon 707 milyar doların 530 milyar doları faiz lobilerinin kursağına gitti. Her ay 2 milyar 227 milyon dolar, her gün 73 milyon 230 bin dolar, her saat 3 milyon 51 bin dolar milletin cebinden alındı, faiz lobilerinin cebine kondu. İllüzyonist millete verdi talkını, faizci yandaşları yuttu salkımı. Ve Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bu hükümet döneminde iç borç için ödenecek faiz yükü ödenecek borcun ana parasını aştı. Sarayın faizi %19 iken hazinenin iç borç faiz yükü 699 milyar liraydı. Bugün sarayın faizi %9. Yani güya tek haneye düştü. Ama hazinenin iç borç faiz yükü 2 trilyon 564 milyar lira. Sarayın faizi 10 puan düştü. Hazinenin faiz yükü 4 kat arttı. Önümüzdeki dönem. Sadece hazinenin değil, milletin de faiz yükü arttı. Faiz indirimlerine başladıkları gün sarayın faizi %19, milletin ihtiyaç kredisi faizi %23'tü. Bugün sarayın faizi %9, milletin ihtiyaç kredisi faizi %31. Sarayın faizi 10 puan düştü, milletin faizi 8 puan arttı. Yani tek haneye düşen faiz, gerçek bir faiz yok. Bugün bu ülkede sarayın %9 faizinden kim borçlanabiliyor? Sanayici mi? Çiftçi mi? Esnaf mı? Vatandaş mı? Hayır. Hiç kimse %9 faizle borçlanamıyor. Herkes krediye erişemiyoruz diye feryat ediyor. Saray faizinden sadece saray beslemeleri, yanaşmaları, yandaşları borçlanıyor. Tabela faizini düşürdüm derken milletin faiz yükünü şaha kaldırmak sıradan bir siyasi illüzyon değildir. Bu bir gaflettir, delalettir, hatta ve hatta çocuklarımıza, torunlarımıza ihanettir. Faiz sebep enflasyon netice illüzyonu için şapkadan tavşan üstüne tavşan çıkarılıyor. Kur korumalı mevduat da bunlardan biri. Hazine ve Maliye Bakanı bundan bir yıl önce 24 Aralık 2021'de kur korumalı mevduattan en kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmeyecek dedi. Bu sözler orada duruyor. Kayıtlara geçti. Daha yıl bitmedi. Ekim ayına kadar milletin hazinesinden ödenen para 92 milyar lirayı buldu. Vazgeçilen 10 milyar liralık vergi alacağı da cabası. Bir de biraz önce Bülent Bey dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ödenen paralar var. Orada da milletin kasasından yaklaşık 70 milyar lira harcandı. Bu meclisin çatısı altısında yaklaşık diyorum arkadaşlar gerçekleşen rakamlara. Çünkü ülkenin Merkez Bankası Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden rakam saklıyor. Defalarca kendisinden ne kadar bugüne kadar ödediğiniz kur korumalı mevduat için para dendiğinde hiçbir rakamı dile getirmedi. Ödemiş, fiilen ödemiş, neyi saklıyorsun? Efendim yıl sonunda kardan belli olacakmış, şu olacakmış, bu olacak. Buradan tekrar soruyorum. 2023'te bu yaptığı Merkez Bankası'ndan yapılan bu operasyonla Merkez Bankası'nın karı ne kadar düşecek?
Bari gelin burada bunu açıklayın. Yani şapkadan çıkarılan bu tavşanın millete çıkardığı 172 milyar liralık koca bir yük var. Çiftçiye verdiğiniz desteğin 4 katından fazla, esnafa verdiğiniz desteğin 22 katı. Arkadaşlar, insaf. Sayın Bakan'a soruyorum. Millete çıkardığınız bu faturanın siyasi sorumlusu kim? Kim bunun gereğini yapacak? Ödenen bedeller bununla da sınırlı değil. Daha önce 128 milyar doları buharlaştıranlar şimdi kuru baskılamak için milletin en az 100 milyar dolarını arka kapıdan sattılar. İllüzyonistler Türkiye'de ne kredi piyasası, ne kambiyo piyasası, ne de mal ve hizmet piyasası bıraktılar. Mandrake misali yok ettiler. Türkiye hızla bir kumanda ekonomisine dönüştü. Artık her gün oyun içinde kural değişmesi usulden oldu. Yine bu hafta sonu rezervimiz rekor düzeyde deyip caka satanlar dövize sıkıştılar. Bankaların elinden 1,5 milyar dolar daha almak için sistemin sağlığını hiçe sayarak döviz pozisyonuna ilişkin kuralı değiştirdiler. Bankaları sıkıştırarak, ihracatçıyı boğarak, sağa sola döviz için el açarak, yetmedi af deyip, varlık barışı deyip, ülkemizi dünyanın en büyük para aklama makinesi yaparak, patlak şambrele her gün bir yama yaparak bu iş sürmez. Bu lastik artık yama tutmaz. Sandığa kadar bu illüzyonu sürdürmeye çalışıyorsunuz. Benden sonra tufan diyorsunuz. Milletimiz artık bu göz boyamanın farkında. Notunuzu da veriyor. Herkes derde deva olmayan bu aspirin tedavisinden, pansumandan umudunu kesti. Kabak tadı veren bu gösteriden sıkıldı. Sorunlar sorunları yaratanların mantığıyla çözülmez. Sorunların sebebi olan çözümü hiç olamaz. Milletimiz artık sandığın önüne gelmesini dört gözle bekliyor. Sandık önüne geldiğinde aşına, işine, geleceğine kan doğrayan bu illüzyonistlere cevabını en ağır şekilde verecek. Değerli milletvekilleri, huzurlarınızdaki 2023 yılı bütçe kanun teklifi metal yorgunu bu kadroların hazırladığı artık son bütçedir. Üzgünüm ama laf olsun torba dolsun yaklaşımıyla hazırlanmıştır. Aslında bu bütçe hedeflerini ıskalayan bir siyasi kadronun iflasının ilamıdır. Ama çiftçimiz, işçimiz, esnafımız, emeklimiz, gencimiz, eksiksiz tüm milletimiz çaresiz değildir. Millet derdine derman olacak bütçeleri yapacak, temiz, tertemiz parayı ülkeye getirecek kadrolarımızı Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız 2023'te iş başına getirmeye karar vermiştir. Sözlerimi tamamlarken genel kurulu ve bizleri takip eden milletimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.